Ermenistan'dayız. Bir Devralen programında yine birlikteyiz ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan sizlere sesleniyoruz. Burası Erivan. Burası Osmanlı'nın medeniyet coğrafyası içerisindeki Revan şehri ve şu an Revan, Erivan veya Ermenilerin ifadesiyle Yerivan şehrindeyiz. Şehir tarihi geçmişiyle göz doldurucu ama bir başka güzelliğiyle insanları etkileyici. Evet, şu an Büyük ve Küçük Ağrı Dağları'nın önünde Erivan'da sizleri Ermenistan'ın başkenti ve Ermenistan'la ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle Erivan'dan baş başa bırakıyoruz. Zvartnots Erivan Havalimanı'nın yeni inşa edilen yolcu salonunun çelik konstrüksiyon inşasında çalıştık. 1,5 yılda 3 tane vinç burada çalıştı. Nihai olarak bugün işimiz bitti ve kazasız bilhassa Allah'a şükürler olsun yüklememizi de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Buradaki havalimanı Ermenistan'dan Arjantin'e göç etmiş olan bir ailenin Bay Örnekyan'ın kendisinin burada bankacılık, inşaat yatırımları var. Arjantin'de birçok uluslararası havalimanının işletmeciliğini yapıyor. Ben Erivanlıyım. Türkiye'de kaldım, orada çalıştım. Şimdi ben Türkiye'deki iş adamları buraya gelip yatırım yapsınlar. Turistik, burada gayet çok güzel bir memleket, çok güzel gezecek yerler var. Buraya turistler bence hoşlanır, beğenirler. Yani onlara şey diyorum. Buraya gelsin yatırım yapsınlar. Güzel bir ülke. Bizim Sevan Gölümüz var. Tatlı orada, su tatlı ama çok güzel bir manzara var orada. Doğası çok güzel. Tarihi bir yer. Kiliseler çok var. Müzeler çok var. 2 gün önce burada şey açtılar. Dünyanın en uzun teleferiği 6 kilometre. Buraya gelip gezebilirsiniz. Çok güzel doğa var orada zaten. Değerli izleyenlerimiz, Ermenistan'dayız, Erivan'dayız. Yemek kültürü önemli. Bir medeniyet
medeniyet diyebilmemiz için onun mutfağına, mimarisine, sokağına, hayatına, musikisine ve bulunduğu coğrafyaya iyi bakmak gerekiyor. Erivan burası, Revan ve Revani adı ile birçok kültürümüzde sözler var. Mutfağın da çok zengin olduğunu biliyoruz ve bugün Ermenistan mutfağında birçok ismin, yemeğin bizim mutfakla aynı olduğunu, mesela haşlamanın haşlama olduğunu biliyoruz. Sızma yoğurt. Bir tadına bakalım isterseniz. Masada yok yok ve yeşillik, envai çeşit yeşillik Anadolu'da. Ekmekler, bazlama, salatalık ve acı biber. Değerli izleyenlerimiz, yiyemedim ben acı biberi. Ve hemen Yusuf Bey'e uzattım onu. Zeytin. Bakın hemen zeytin. Ve hakikaten zeytin güzel yeşiliyle, siyahıyla, ekmek o biçim. Adı da zeytin yalnız. Zeytin değil mi efendim adı da? Efendim. Limon da tatlı. Tadına bak istersen. Efendim biraz önce limon da, limon da çok tatlı. Tadına bak istersen. Hemen bakalım. Şöyle bakayım. Yani ve peynirin envai çeşidi. Kaşarı, tereyağı, bitkilisi var. Roka, maydanoz, yok yok ve birazdan kılıç balığı yiyeceğiz değerli izleyenlerimiz. Efendim bu ikramımızı temin eden Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz herkes adına. Hakikaten İsmail Bey'in de izah ettiği gibi burası Monte Cristo. Esasen ismi ecnebi yabancıdan alınma ama Erivan'ın en iyi lokantası diyebiliriz. Yöresel mezeleri tadıyoruz. Sağ olsunlar, hizmet de güzel. Teşekkür ederim. Erivan'da şaşlık dediğimiz dana etinden yapılan güzel kebaplar var. Karava, kuzu eti, baran. Yani bunların tadına baktık. Gerçekten Türkiye'deki gibi güzel pirzola falan yapıyorlar. Etler, yemek kültürleri, yemek isimlerinin İsmail Bey'in de söylediği gibi yani daha sayamadığı mesela karnıyarık dediğimiz, imambaylı dediğimiz, mantı dediğimiz birçok yemek türlerimiz, kültürlerimiz aynı ortak. Ben 4 aydır buradayım. Birçok kültürlerinin, aile yapılarının, aile kültürlerinin de bizlere uygun olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da çekim yapıyoruz değerli izleyenlerimiz. Burası Erivan ve Ağrı Dağı Erivan'dan bir başka ihtişamlı gözüküyor. Ve küçük ve büyük Ağrı Dağları hemen karşımızda Erivan şehrine hakim noktada. Ve dağın arkası Doğu Beyazıt ve Iğdır. Evet, burası Ağrı Dağı, büyük Ağrı Dağı. Türkiye'nin en büyük, hatta bölgenin en büyük dağlarından birisi. Beyaza bürünmüş gelinlikler gibi bu dağ. Ve Ağrı Dağı'nın zirvesinden hem bu bölgeler yani Ermenistan bölgesi hem de Doğu Anadolu bölgesi gözükmekte. Ve bulutsuz bir vaziyette her gün güneş Ağrı Dağı'na vurmakta ve bembeyaz Ağrı Dağı yaz ve kış bu muhteşem manzarayı insanların gönlüne nakşibend eylemekte. Erivan'da yaşayan, Ermenistan'da yaşayan her Ermeni her gün bu Ağrı Dağı'nın ihtişamını görmekte ve seyretmekte. Ağrı Dağı'nı Ermeniler Ararat demekte. Ve şu an
Hale Dağı'nın zirvesine. Değerli izleyenlerimiz, birçok Osmanlı kültür mirasına ait eser olduğunu biliyoruz Erivan'da. Burası Ermenistan'ın başkenti Erivan ve 4. Murad'ın Erivan seferi sırasında yaptırdığı Gök Mescid hemen karşımızda. Firuze minaresiyle adeta göz ve gönül okşayıcı minaresinde kubbesi restorasyon maksadıyla iskeleler kurulmuş. Birçok mescit ve İslam eseri olduğunu, Osmanlı kültür mirasına ait eser olduğunu biliyoruz burada. Ancak tamamına yakın yıkılmış durumda. Firuze minaresiyle göz ve gönül okşayıcı Osmanlı'nın kültür mirası Gök Mescid'de ise hem bayram hem cuma namazı kılınamıyor, ezan okunamıyor. Zira İranlıların şu an ciddi şekilde tahakkümü altında. Belki İranlılar, belki Ermenistan devleti burada namaz kılınmasına izin vermiyor olabilir. Ancak birçok kültür mirasına ait eserin bu coğrafyada olduğunu biliyoruz ve yıkılan, yok olan, yakılan İslam eserleri Osmanlı kültür mirası ve Osmanlı medeniyetiyle ilgili yaptığımız araştırmaları belgesel görüntülerle Erivan'ın başkenti, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Gök Mescid'in hemen karşısında sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ermenistan'da yıkılan Türk İslam eserleri Osmanlı mirası belgeseliyle karşınızdayız. Merhaba, bugün 19 Ekim 2010 Erivan'dayız. Bugün nasip olursa son günümüz Erivan'da. Otelimizin odasında çekim yapıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz Ağrı Dağı. Türkiye'den bu kadar ihtişamlı gözükmüyor. Erivan'dan daha ihtişamlı, daha güzel gözüküyor. Bunların dilinde Ağrı Dağı Ararat. Onlar için mukaddes bir dağ. Bizim için sadece turistik değeri olan eski bir volkanik dağ. 1 milyon nüfuslu Erivan. Ermenistan'ın tamamı 3 milyon. Tüm dünyada yaşayan Ermenilerin sayısı da 7 milyon. Birçoğu da malumunuz Amerika'da ve Amerika'nın batısında Los Angeles'ta yaşıyor. Otelimizin olduğu yer, otelimiz Sovyet döneminde yapılmış bir otel. 35-40 yıllık bir tarihi var. Şırak Otel. Şırak bunlarda bizdeki gibi bölgesel bir isim. Doğu Anadolu gibi veya İç Anadolu gibi Şırak diye bir bölge var. O bölgenin adını vermişler otellerine. Şehir merkezine çok yakınız. Şehir merkezinde daha önceki çekimlerde de gördünüz parlamento binası. Genç nüfusun her biri bir şekilde vizelerini bularak Avrupa'ya, bilhassa Amerika'ya göç etmekteler. Dolayısıyla iş gücü olmuyor. İş gücü olmayınca da evvela İran, sonra da Türkiye tarafından iş adamlarının gözdesi olan bir yer haline geliyor. Araştırıldığında burada oldukça iş imkanı var. Zira şu an için biz buraya nakliye için araç bulamadık. Geri dönmek için de nakliye için araç bulamadık. Demek ki çok hızlı bir sirkülasyon var. Hiç korkulacak gibi değil. Gümrüklerde gümrük memurları oldukça nazik, biraz ağır iş yapsalar da. Polisler kibar. Türkiye'de anlatıldığı şekliyle kaba insanlar değiller. Kibar insanlar bilhassa. Diyebilirim ki nüfusun %90'ı yüksek kültüre sahip. Tabii maalesef işlerinde aşırı milliyetçi olanların, Türk düşmanlığıyla aşılanmış olanları var ama yüksek kültüre sahip insanlardan olduğunu gördüm. Thank you.
Türkiye. Armani. Armani. Ya, ya. Armani. Yerivan. 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 Evet, yanı başındaki çınar ağacıyla, firuze çinileriyle, yazısıyla bizim kültürümüz, bizim medeniyetimizden bir parça Gökmezcik. Erivan'da, Revan'da Sultan 4. Murad'ın Revan seferesi sırasında burada yaptırdığı cami ve bugün maalesef ibadete kapalı ve şimdi camiye gireceğiz. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4. Murat tarafından yapılan Gökmezcit'teyiz. Burası 4. Murat'ın Revan seferi sırasında yapılır ve ilk cuma namazı Osmanlılar tarafından bulunduğumuz bu mescitte kılınır. Ancak bugün burası ibadete kapalı değerli izleyenlerimiz. Ve burada ne bayram ne cuma namazı kılınabiliyor. Zira İranlılara ait bir kültür merkezi olarak kullanılıyor. Medreseleriyle, kubbesiyle, firuze çinileriyle gönlümüzün, medeniyet tarihimizin önemli izlerini taşıyor Gökmezcit ve belki de Ermenistan içerisindeki tek mescit burası ve mescidin iç avlusundayız. Yeşillikler, dut ağaçları, akasya ağaçları ile bir başka güzel güllerle, değişik çiçek çeşitleriyle gönlümüzü okşuyor Gökmezcit'in içerisi ve Gökmezcit'te sizler adına çekimler yapıyoruz. Ben danışırım Türkçe. Ama İran'dan Türkçe. Ben Ermeni İranlıyım. Ermeni İran. İran. Aa çok. Tehran. Tehran. Aa güzel. Burada gidem İran tarihi mescit. Tarihi mescit. Ha çok. Buyuruz. Türkiye selam, İran'a selam. Selam, selam. Selam Türkiye. Bizim Türkiye'nin çok çok iştirakat var. Pahlava var. İmam Bayaldi var. Kuraklar. Türkçe biliyorsun. Türkçe biliyorsun. Bilirim. Evet, mescidin iç kısmı burası. Aa, yakşı, yakşı oldum. Gerek bilirsiniz. Hindi budur. Oldu. Are you working here or are you tourist just? No, we are working in Zvartnots Airport. Yes. Glad to meet you. Glad. We have crane. You know crane. Yes. We have crane. We are crane facing Glad to meet you. Glad to meet you. And I am an Armenian from Tehran. I was born in Tehran, and as I know the culture and languages, I work here. We always have here many guests, and also from Turkey. We have many guests. Some months ago, we have tourists from Turkey, many students, young people. And I was always very glad to meet them because, you know, we are very near to each other. Yes, just a moment. I have to translate. Bir süre önce buraya genç çocuklar gelmiş, öğrenciler gelmiş ve çok mutlu olmuşlar. Yok, Türkiye'de gitar. Yüz anglerin kosu. Turing Türkmeni, hangisi var? Buraya Türk turistler geliyor. Ya, çok geliyor. Çok geliyor. Danışçıya gelir. Danışçı bilirsen adı student. Cavan danışçıya gelirler. Türk'e gelirler. O vakit danışırız. Biz bir millet babam. Biz bir millet. We are one nation. Why we must not be friends? Bir millet istiyor. Why we must be friends? We have so many similarities in our dishes. What we eat in our şey. Names. Neler benziyor mesela? Türkçe söylesin. Yemekler. Aa, yemekler. Pahlava. Türkçe pahlava. İsimler benziyor. Türkçe. İmam Bayaldi.
Evet, imam bayıldı. Ha, imam yedi de bayıldı. baklava. İstanbul'a baklava. Gittiniz İstanbul'a. İstanbul'a gidelim. Gidelim. Çok isterim. Nereyi görmek istersin? İşlerim, hamsi işlerim. I work, always I work. I have here classes for Iranian students, I teach Russian. Burada Rusça ve İran şeyi, Farsça şey yapıyorlar. Ve hep çalışıyorum diyor, giremiyorum diyor. Kütüphanede ne kadar kitap var? He's asking about books, about library. Yes, we have many library. We have many books. 8,000 books we have here, and all in Iranian. Tell him that Iranian literature is great. 8000'den oluşan bir büyük kütüphaneleri var. Kütüphaneler var. Yeah. Hem görebilir miyiz? Yeah, gör. On the both sides we have classes. Yes. And do you know this 24 kişi Blue Mosque? Yes. Sultanahmet. Yes. Like this. It is like this. Yes. Really, we have here 7,000 square meters. Territory. It is the biggest in the Caucasus. 7000 metrekare. It has been built in the 18th century. 8. yüzyıldan diyor. In the 18th century, these parts belong to Iran. Also, Georgia belong to Iran. Also, some parts of Middle East countries like Tajikistan. Ve Orta Asya'dan. He asked about when prepared this mosque. This mosque. Who's prepared? Hossein Ali Khan, the Khan of the city. Hüseyin Ali Han diye bir bey yaptırmış buraya abi ve bu şehri kuran da o diyor. He was the Khan of the city. He built here nine mosques. But during 9 tane varmış. But yes. 9 mescit. 9 mi? 9 tane. During the wars when Russia took this place. Ruslar buraya girince then communist disturb all the churches, all the mosques, everything. Bütün kiliseleri ve camileri imha etmiş Sovyetler. Kaç kilise yıkmışlar? Do you know how much church? Many. In Russia also, Russian churches çok also. Rakam veremiyorum ama çok. Ama 9. They were against religion, you know. They were all atheists. They were dini diyor ortadan kaldırmaya çalıştılar diyor. Çünkü evet. Onlar ateist diyor. And this mosque remained because it was changed to be a museum of history. Evet, burayı diyor müze haline getirerek ancak ibadeti diyor açabildik diyor. Yeah. Şu ibadet yapılabiliyor mu burada? Evet. In the during all the years of communism, this was a museum of history. Yani, and when Armenia got its full independence, only then Islamic Republic of Iran gave the hand, financial help, the help of the masters, and they reconstructed. And today it is the place for all the world. Many tourists we have here from all over the world. İran hükümeti diyor çok yardım ediyor buraya diyor. O sayede burası diyor ayakta kalıyor diyor. Biz de diyor hem İran kültürünü diyor hem kendi yani mezheplerini şey yapıyorlar diyor. Gelen turistlere anlatıyorlar diyor. Zaten Khomeini'nin de şeyini... Khomeini. Evet. Khomeini the leader of revolution. İran. Ali Khomeini. And Khomeini. Yes. These are the leaders. Türkçe konuşmaya çalışırsa böyle bir... He wants about... When how you can talk in Turkish, please. When I was a little girl, yes. In our family it was ordinary to have guests, Turkish guests. Ben de ufakken diyor, ailemin arkadaşları hep Türktü diyor. Ben de Türkçe öyle. I was talking Turkish very nicely, but just now living here I have forgotten. Çok güzel konuşuyordum ama diyor unuttum diyor. But don't worry. I can tell you two very nice proverbs in Turkish. Şimdi he wants about how you can. Please talk Turkish. Answer the Turkish. But all Turkish people watch you. Yeti gül, yeti bülbül. İstersen ağla, istersen gül. Gitti gül, gitti bülbül. Yeti bülbül. İstersen ağla, istersen gül. Do you understand? Yes, of course. The other one. Bir tane daha var diyor. When I see you, I became yes. better because my Turkish, unfortunately, is poor. And
I want to tell you about the library. Please. We have here the best what of about, what about books? The best of books we have here, you çok know. Çok güzel kitaplar var. The az tanışırız. Çok güzel biliyorsun Türkçeyi. Ya, Türkçe çok az değil. Hindi başıma gitti. Küçük geldim çok güzel danışıyor. Güzel danışıyor. Benim dostlarım. Türkçe beyit, Türkçe beyit. Biz Azerbaycan Türk. Ceti gül, ceti bülbül. İstersen ağla, istersen gül. O da deyim. Sen seninkin yaz, bak Allah ne yazır. Allah Allah. Evet. O çok güzeldi. Sen seninkini yaz. Bak Allah ne yazır. Evet. Erivan'da Gök Mescid'deyiz. What's your name? My name is Lena Hakopyan, is my family. Yeah, family. Have you finished your work? I want to come to Istanbul to see Turkey. But he's visitors. He wants. Bir saniye, bir saniye. He takes the visitors. Oh, yes. Yes, and he wants when you wants he can ready for your ticket for all. Aha. And how much I must pay? Diyor, ben diyorum ki sizi davet ediyor diyorum. Benim diyor bu iş için bir şey ödemem lazım mı diyor. Hayır hayır gezdireyim İstanbul'u. Without money. No no. I will give you money and a little cheaper maybe. Ay, evet. A little cheaper. Evet ufak bir şeyi alabilirim diyor hediye ama diyor ben paramı ödemek istiyorum diyor. Biz davet edeceğiz ve İstanbul'u gezecek. Ve İstanbul'un neresine, Türkiye'nin neresine selam söylemek ister? He's asked about where you want. Istanbul or Bursa and Istanbul, other city? Istanbul, of course. The city of two parts. And Bosphorus. Evet, İstanbul'un boğazı diyor. It was my great desire, you know. I have been in Europe many times, Europe, Austria, Germany, I have seen. But Turkey, I know. Aha, you are, evet, you değerli izleyenlerimiz, biz kütüphanedeyiz ve birçok kitap var. I can bring you some tea to drink. Yeter ki siz onlara dost elinizi uzatın. Yes. Ve tesadüfen bulduk değerli izleyenlerimiz. Gitmek üzereyken bulduk, oldukça yakın ilgi gösterdiler. Can, mescidin eski hali. Gördüğümüz mescidin, Gök Mescid'in eski hali bu. Ve gerçekten göz ve gönül okşayıcı, muhteşem bir güzellik arz ediyor. Özellikle Ruslar döneminde, Ruslar geldikten sonra çok sayıda mescidin, caminin ve kilisenin yıkıldığını da bu vaziyette öğrenmiş oluyoruz. Buradaki yetkiliden, kütüphane müdüresinden. Kendisi aslen İranlı, İran Ermenilerinden burada görevli. Bismillahirrahmanirrahim. Mescid-i Cami-i Kubut, Erivan ve Arapça yazılar var mescitle ilgili. Güzel bir mescit, güzel bir eser, bir kültür mirası insanlık, İslam medeniyeti için. İzleyenlerimiz, dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz ve birçok ülke gezdik. Sınır ülkelerimizden, kapı komşumuzdan birisi. Yıllarca birlikte yaşamıştık bir ülke insanıyla. Hemen hatırladınız, Ermenilerden söz ediyoruz. Burası Ermenistan. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan yola çıktık. Gümrük üzerinden Gürcistan'a girecek, ardından Türkiye'ye geçeceğiz. Şu an Erivan banyosundan bir kasabadayız.
Arakat Dağı karşımızda. Hemen ifade edelim, Arakat ve Ararat. Ararat bizim Ağrı Dağımız. Arakat ise onların Ağrı Dağı ve Arakat Ermenistan hududunda bir yer ve kasabaları arkada bırakarak Gümrük üzerinden Gürcistan'a doğru yolumuz devam ediyor. Evet, dağlar vardır bizim türkümüzü söyler. Dağlar vardır bizim coğrafyamızın kilometre çizgisidir. Dağlar vardır bizim medeniyetimizin en güzel örneklerinden biridir. İşte Ağrı Dağı ve Ağrı Dağı bütün ihtişamıyla karşımızda ve Ağrı Dağı'nın hemen karşısında da Arakat Dağı ve Erivan'da Ağrı Dağı'nı muhteşem bir şekilde seyrettik. Arakat Dağı'na doğru yolumuzu yönelttik ve Gürcistan hududuna doğru gelirken yolumuz Gümrük'e geldi ve Gümrük Osmanlı İslam medeniyeti Türk tarihinde önemli yere sahip. Arakat Dağı'nın eteklerinde düz bir ovada kurulan Gümrük'e yaklaşıyoruz. Arakat Dağı'nın ihtişamını da değerli izleyenlerimiz seyrediyoruz. Yollar bizi şehirlerden geçiriyor. Yollar bizi dağlardan, ırmaklardan, vadilerden, ovalardan geçiriyor. Ve Ermenistan coğrafyasına yolumuz düştü. Devri Alem'le sizi Ermenistan'a götürdük. Ama şu anda Ermenistan'ın önemli bir kentinden, Gümrük'ten geçiyoruz. Ve Gümrük, Kasım Karabekir Paşa ile Ermeni beyler arasında Ermenistan-Türkiye hudutunun çizildiği tarihi Gümrük Anlaşması'nın imzalandığı yer burası Gümrük ve Gümrük'teyiz şu an. Birçok araçta çekim yaptık değerli izleyenlerim. Uçak, helikopter, tren, dağbaşı, at, eşek, katır ve bazen yaya. Ve Vinç'te de devre alem yapma imkanına sahibiz. Şu an Gümrük'e 120 ton kaldırabilen bir vinçle çekim yaparak Gümrük'e girmiş bulunuyoruz. 200 bin civarında nüfusu olan önemli bir şehir. 80'li yıllarda büyük bir depremle sarsıldı şehir. Şehrin içerisinde lüks arabalar, tamirhaneler, kamyonlar görmek mümkün. Taş kaplama binalar, hani kentine burası çok yakın. Evet, dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Ermenistan ve Ermenistan'ın Gümrük kentindeyiz. Kazım Karabekir Paşa ile Ermenistan devleti arasında sınır anlaşması imzalanan Gümrük kentini şimdi sizlere tanıtmak istiyoruz ve Gümrük'ü geziyoruz. Ermenistan sınır çizgisinin hat ve sınırının imzalandığı Gümrük Anlaşması'nın yapıldığı Ermenistan'ın Gümrük kentindeki o tarihi şehri, Arakat Dağı'nın eteklerindeki o tarihi şehre el sallayıp veda ederek bugün 19 Ekim 2010'da Gürcistan'a doğru yolumuz Ermenistan'da devam ediyor. Erivan ve Ermeni halkından bir şikayetin var mı? Memnun musun? Memnun mu arıyorsun? Eğer bir daha iş çıkarsan geri döner gelir misin? Bu memnuniyetimi sordular. Ben de tabii ki dedim. Gerçekten onlara söylediğim samimiyeti şimdi de söylüyorum. Hiçbir Ermeni vatandaşından eğriyip incimedim. Thank you.
Evet, Ermenistan'ın Gürcistan hududunda Bavla sınır kapısındayız ve burası Bavla köyü. Şu an sadece Akdamar'da değil değerli izleyenlerimiz, Ermenistan'ın içerisinde de bizim Türk bir anlamda hayırseverler kiliselere destek oluyor ve Ermenistan'dayız. İzleyenlerimiz kilisenin damını kaldıracağız diye kurban da kesmişler. Şaşlık yiyeceğiz afiyetle. İşte orada evler güzel, insanlar güzel. Bavla. Bavra. Bavra. Evet, merhabalar. Evet. Sıba. Gasvidanya. Bavla köyündeki kubbeyi kaldırıp yerine yerleştirecek. Aylardan beri bu kilisenin kubbesi bekliyordu ve yerine yerleştirmek için bir Türk iş adamı, bir anlamda Türk hayırseveri bekliyordu Ermenistan'daki bu kilisenin yöneticileri ve sınır kapısına yakın bir noktada bu kubbe, taş işçiliğiyle muhteşem kubbe şimdi yerine yerleştirilecek ve 120 ton kaldırma kapasitesine sahip vinç. Taş işçilik mükemmel, tarihi kilise, kilisenin yanında bir Ermeni aziz, Gregorian Ermeni azizin mezarı var. İnsanlar toplandı ve vinç kaldırıyor, biz de şahitlik yapıyoruz bu hadiseye, bu olaya. Evet, tarihi bir olaya şahitlik yaptık. Ermenistan'da bir iş adamımız kubbeyi koydu. Ben ayrıca bizzat kendileri de geldi. Bu tarihi ana biz şahitlik yaptık. Neler söyler? Duygularını öğrenelim. Önce kim olduğunu bir öğrenelim. Asma hima uzman nakzehet zanotanat heduk ovek u asma şat karevol menk mi gortzeyk anum. Yes hayır vahan zayrakum vartabet uhanyan nem. Araştırdım hay gatoy generi hayastanum vrastanum yev arevelyan evropayum insanlar asur rakhutyan mets arit e inchpes esmek mer polon avadatsyanner aser diyor. Ben çok memnun, birinci ben çok memnun sizinle tanışmak için. Ben bu kilisenin büyük baş papaz mıyım ve yalnız buranın değil birkaç yerlerinde daha, bir de biz burada herkes toplandı. Herkes toplandı burada, çok onlar çok bekleyerek bunu bekliyordular. Ne zaman bu şeyi koyacaklar, kilisenin tepesi koyacaklar üstüne. Bir de çok memnunuz ondan biz. Çok iyi duygularda biz karşılaştık sizinle. Şey sorayım, bir son cümle de. Tarihi bir kilise mi burası? Buranın tarihi geçmişi var mı? Sa batmakan hiç oraya gerektiği. Sa Ուղագի նորագարույց է եղեցի է, անցյալում եղել է փոքրիկ եղեցի, ավերի խորը, բայց արդեն նորագարույց է եղեցի է։ Yok diyor, bu yeni yapılan bir kilise. Bunun eskisi vardı ama az ileride, burada değil, az ilerideydi. Az başka yerdeydi. Bu yeni yapılan kilise. Bir de tekrar teşekkür ediyorlar. Çünkü çok büyük bir iş siz yapıyorsunuz onun için. Türkiye'ye davet ediyoruz beyefendi. Bütün insanlar, burada yaşayan bütün herkesten teşekkür ediyor. Zaten aynı değil. İlahi dinlerdeniz. Allah'ın kullarıyız. Asma menkel astu gortzenk. Anım astu hamar inç formi gortzenk menk. Şat şuna gelin. Sen razı vız kaçın beri ama. Şat şuna gelin. Şat şuna gelin. Şat şuna gelin. Çocuklar, her yerde çocuk. Dünyanın dört bir tarafında çocuklarla ilgili resimler çekiyoruz. Onlar masum, onlar güzel bir geleceğe muhtaç. O çocuklar sevecen çocuklar. İşte bir Ermeni çocuğu kilisenin kubbelerinin yerleştirilmesine şahitlik yaparken böyle bir temiz çocuk, güzel çocuğu da kucağımıza aldık.
sevdik, okşadık. O çocuklara gelecek vaat etmek gerekiyor. Ve böyle sayısız Ermenistan'da çok sayıda çocuklar var. Ve birçoğu yetim. Belki Karabağ Savaşı'nda, Ermeni-Azeri Savaşı'nda birçok yetim çocuklar var. Ve o yetim çocuklar bugün nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Burası Ermenistan. Burası Ermenistan'ın başkenti Erivan. Ve Erivan karşımızda Ağrı Dağları, yani küçük ve büyük Ağrı Dağı. Sonbaharın muhteşem manzarası, yaprakların sararmaya yüz tuttuğu Ekim ayı. Ve Ekim ayında taş kaplamalı Erivan binaları, firuze renklerle süslü gök medrese ve geniş caddeler, muhteşem Ağrı Dağı manzarası kelimelerle, cümlelerle anlatmak mümkün değil. Zaman ayırarak buraya gelmek gerekir diyoruz. Ve buraların seyri, hele Ağrı Dağı'nın Erivan'dan seyri bir başka göz ve gönül okşayıcı. Bugün birçok iş adamının burada olduğunu ifade ettik. Birçok Ermeni de Türkiye'de kaçak olarak çalışıyor. Sokağa çıktığınızda, Türkiye'den geldiğiniz bilindiğinde sizlere büyük bir ilgi gösteriliyor. Ve karşı dağlar Türkiye, Alican sınır kapısı, Iğdır, Doğu Beyazıt'ı ve Kars, Ani kentini, telefonlar, Türk telefonları, Türk GSM operatörleri buralardan çekiliyor. Ve sokakları gezdiğimizde, Erivan'ı dolaştığımızda insan bir başka duyguya kapılıyor. Ama ciddi şekilde tarihçilere büyük görev düşüyor. Objektif tarihçiler ciddi şekilde araştırmalı. Tarihten düşmanlık değil, dostluk çıkarılmalı. Evet, 1945 yılında Avrupa ülkeleri birbirlerine girmiş durumda ve 11-12 Avrupa ülkesi 2. Dünya Harbi'nde birbiriyle savaşarak 52 milyon insanının öldüğü tarihi tespitlerle kayıt altında. Ancak bugün Avrupa ülkeleri o geçmişten dostluk çıkararak tek para birimi, tek sınır ve birçok alanda tek adeta devlet gibi kendilerini dünyaya kabul ettiriyorlar. Acaba Türkiye ile Ermenistan arasında neler yapılabilir? Evet, tarihte ciddi meseleler yaşandı. Birçok insan belki suçsuz olarak sivil öldü ve öldürüldü. Ve Anadolu'daki Ermeni mezalimi de ciddi şekilde araştırılmalı. Örneğin benim dedem Ermeni mezalimi sonucu Sivas şehri yakınlarında askerlik yaparken önce zehirlenir, sonra yakılarak şehit edilir. İşte onların mezarına sizi götürüyorum. Bugün Su şehrinde Garipler Mezarlığı, Şehitler Mezarlığı'nda yatmakta. Evet, buradan tüm Ermeni mezalimi sonucu şehit olan askerlerimiz ve insanlarımızın ruhuna da Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan Fatiha okuyorum.